Selamünaleyküm arkadaşlar. Bu video serimizde Git ve GitHub'dan bahsedeceğiz. Öncelikle Git ve GitHub'ın ne olduğuyla başlayarak Git'in kurulumu, GitHub nasıl kullanılır bu şekilde devam edeceğiz. Öncelikle Git nedir, GitHub nedir? İkisi aynı şey değildir kesinlikle. Biri versiyon kontrol sistemidir. Bizim bilgisayarımıza kurduğumuz en basit manasıyla anlatmaya çalışıyorum. Bizim bilgisayarımıza kurulu olan bir sistemdir. GitHub ise Git projelerinin yani burada yaptığınız projelerin depolandığı, kaydedildiği yere biz GitHub diyoruz arkadaşlar. Ki bununla alakalı da kendi GitHub'ımı da daha yeni yakın zamanda diyelim açılan GitHub'ımı da göstereceğim. Şimdi buraya baktığımızda versiyon kontrol sistemi dedik Git ile alakalı. Git arkadaşlar bir dosya ya da kümedeki değişiklikleri takip etmek için bir yöntem. Yani nedir? Herhangi bir değişiklik yaptığınızda kodlarınızda bu kodları commit ederek yani belli bir nokta belirleyerek o noktaya göre değişiklik yaptığınızı söylediğiniz sistemdir arkadaşlar. Yani herhangi bir anda üzerinde çalıştığımız dosyaların o anki hallerini kaydedip istediğimiz zaman o ana geri dönme imkanı sağlıyor. Aslında Git'in temel mantığı bu. İşte proje 1, proje son, proje son son, sonun sonu şeklinde arkadaşlar her defasında proje değiştiriyoruz ya işte oralara siz bir isimlendirme yaptığınızda Git sistemi bu versiyonların hepsini tek tek kaydediyor ve istediğiniz zaman istediğiniz yere geri dönebiliyorsunuz. Git dediğimiz olayda bu yapılan değişikliklerin tarihçesi, içeriği bizim için takip eden aslında bir tür sistem, bir tür veri tabanı diyebiliyoruz arkadaşlar Git için. Yani versiyon kontrol sistemi için. Şimdi versiyon kontrol sistemi ya da Git'in avantajları nelerdir? Yani biz niye Git kullanmalıyız? Yani illa Git'i öğrenmemiz gerekiyor mu? Evet, gerekiyor bence. Bir yazılımcının mutlaka Git ve GitHub kullanması gerekiyor arkadaşlar. Özellikle Git kullanması gerekiyor. Çünkü projenin yedeklerinin alınması Git ile çok kolay. Her an yedek alıp istediği zaman o yedeğe geri dönebiliyor. Versiyon takibini düzenli olarak yapıyor. Yani arkadaşlar her commit ettiğinizde bir isimlendirme yapıyorsunuz. İşte bu burada header kısmı tamamlandı. İkinci versiyonunda mesela işte footer kısmını tamamladım ya da işte MySQL kısmı halledildi gibi işte mihenk noktaları oluşturarak arkadaşlar buraya tekrardan dönüşü sağlayabiliyorsunuz. Önceki versiyona dönebilmek ki bununla alakalı aslında işte versiyon 1 diye bir şey çıkardınız. Sonra versiyon 2 çıktı. Versiyon 1'e tekrardan o kodlara erişebiliyorsunuz. Ekip çalışması uyumluluğu. Yani arkadaşlar siz bu yaptığınız işi GitHub üzerinden public ya da private olarak paylaşabiliyorsunuz. Yani genel ya da özel şekilde paylaşabiliyorsunuz. Eğer bir şirkette çalışıyorsanız aynı dosya üzerinde çalışabilmeniz için hepinizin belli bir dosyayı görebilmesi lazım. Aynı dosyayı. Bunun için de GitHub hesapları oluşturuluyor. Bu hesaplardan istediğiniz gibi istediğiniz kişiyi takip edebiliyorsunuz. Dosyaların neden değiştiğini anlama son olarak avantajı bu. Yani commit ettiğinizde işte bu commit'i neye göre yaptım? İşte footer'ı değiştirdim, işte şurayı değiştirdim, burayı değiştirdim, en son şu değişikliği yaptım şeklinde oraya bir commit atıyorsunuz ve o ana geri dönebiliyorsunuz ya da neyin değiştiğini anlayabiliyorsunuz. Git kullanmanın en basit anlatımıyla bu şekilde arkadaşlar. Neden GitHub kullanıyoruz arkadaşlar? GitHub en popüler Git projesi saklama depozitör. Arkadaşlar GitHub bir proje değildir. GitHub bizim Git projelerimizin saklandığı depodur. 2020 verilerine göre bunu bulabildim. 56 milyon kullanıcısı bulunmakta. Yani arkadaşlar dünya üzerindeki birçok geliştirici GitHub'da saklıyor arkadaşlar. Ve buradan istediğiniz kullanıcının gidip işte neler yaptığını, işte açık olarak, public olarak neler paylaştığına bakıp buradan esinlenebiliyorsunuz arkadaşlar. Bakabiliyorsunuz. Her yazılımcının aynı anda, aynı zamanda arkadaşlar bir CV'si konumunda. Yani bir şirket sizden GitHub hesabınızın olup olmadığını sorabilir. Ve sorduğunda o GitHub hesabınızın içinde neler paylaştığınızı görerek işte aslında bir anlamda CV'de oluşturmuş oluyorsunuz. İşte ben şunu şunu şu projeyi yaptım da diyebiliyorsunuz. Yazılımcıların ilham alacakları bir yerdir dedik. Sağlam yazılımcıları takip ederek onların hangi kod yapısında yazdığını GitHub üzerinden çok rahat bir şekilde görebiliyorsunuz. Yazılımcıların sorunlarının çözüme kavuştuğu bir platform aynı zamanda. Ne anlamda diyorum bunu?
yazılımı diyelim yaptığınız herhangi bir programı GitHub'a attınız. GitHub'da da işte bir sorunu çözemediniz. Bu sorunla alakalı destek istiyorsunuz. Yazılımcılar eğer sizin o sorununuzu görmüşse ve biliyorsa oraya altına işte şu şekilde bir şey yapabilirsin gibi arkadaşlar durumlar paylaşabiliyor. Git ve GitHub kimin için, kimin için değil konusuna geldik. Git ve GitHub platform bağımsız. Bu ne demek arkadaşlar? Yani sadece HTML, CSS ya da ne bileyim işte herhangi Python, Redis gibi şeylerden bağımsız. Yani illa herhangi bir platformda geliştireceğin diye bir şey yok. Ya da framework arkadaşlar. İşte React olur, Vue olur. JavaScript için konuşuyorum. Ya da PHP olur. PHP'nin işte Falcon'dur. Efendime söyleyeyim burada başka neler var? Laravel ve benzeri arkadaşlar frameworklerde de çalışıp buraya gönderebiliyorsunuz. Programcı ve geliştiriciler için zaten tasarlanmıştır. Kime göre değil? İşte değişikliklerin takip edilmeyeceği ya da edilse de bir anlamı olmayacağı. İşte görsel, grafik, müzik, değil mi? Müzik her dakika değişen bir şey değil. Ya da video değişen bir şey değil. Ofis programları hakeza işte PDF gibi formatlara uygun değil arkadaşlar. Kullananlar için bu uygun değil. Git ve GitHub'ın genel çerçevesi bu şekilde. Biraz sözel bir ders oldu. Fakat burada hemen bir GitHub hesabına bakacağımız zaman ben tabii biraz geç sonradan oluşturdum arkadaşlar bu hesabı. Öyle söyleyeyim. Repository yani burada yaptığınız bütün her şeyi arkadaşlar buraya ne yapabiliyorsunuz? Atabiliyorsunuz arkadaşlar. Ve bakın gördüğünüz gibi yanlarında public yazıyor. Yani bunu herkes tarafından görülebilen. Aynı zamanda işte starlama sistemi işte beğenenler gelip burada yıldız verebiliyor. Bakın gördüğünüz gibi provide yaparak kendinize has bir şekilde sadece kendinizin görebileceği yerlerde yapabiliyorsunuz. Ayrıca burası ne? Burası GitHub. Git değil. Git arkadaşlar oluşturduğunuz o versiyonlama olayı. Mesela şuraya bir tıkladığım zaman bir bakalım. Bakın işte şurası bizim Git projemizle arkadaşlar commit ettiğimiz. Bakın burada işte first commit demişim. Hemen direkt ilk commit'te göndermişim. Ne zaman önce? 4 ay önce falan göndermişim burada. Ve alt tarafta işte React App ile yapıldığını, nasıl çalıştırman gerektiğini detaylı olarak bize gösteriyor. Git projesi. Burada bakın gördüğünüz gibi dosyalarınıza buradan ne yapabiliyorsunuz? Ulaşabiliyorsunuz ve buradan gördüğünüz gibi bütün dosyalara buradan ulaşmış oluyorsunuz arkadaşlar. Burada da tabii değişiklikler, silmeler ve benzeri şeyler yapabiliyorsunuz. Dediğim gibi issue açıp burada yazılımcılardan da faydalanılabiliyor. Git ve GitHub'ın en basit manasıyla anlatımı bu. Dersi uzatmayalım. Bir sonraki derste görüşmek üzere.